Şeytan Allah'a sanırım. Enfal suresi 72. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler yani ailesinin yanından ayrılıyor, Müslümanların yanına geliyor. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, kendini Allah'a hibe ediyor, malını Allah'a hibe ediyor. Hicret edenler, barındıranlar, kardeşi ailesinin yanından çıkıp geliyor, kardeşini barındırıyor, kendi evini alıyor. Ve yardım edenler, maddi destek sağlıyor. İşte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlara hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Eğer Müslümanları tercih etmiyorsa diyor, küfürle beraber olmaya karar verdiyse hiçbir velayetiniz yoktur diyor Cenab-ı Allah. Yani hukukunuz olmaz onlarla diyor Cenab-ı Allah. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yani bir eğitim, bir bilgi, yardım etmek üzerinize bir yükümlülüktür. Yani bilgi istiyorsa verebilirsiniz diyor Allah. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Mesela münafıklık yapıyor, onlarla birleşiyor. Müslümanların başını belaya sokmaya çalışıyor. O onda olmaz diyor Cenab-ı Allah. Yani başkasının aleyhine saldırıda Müslümanları kullanıyorsa olmaz. Allah yaptıklarınızı görendir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Ne kadar dinsiz, imansız, komünist, darülist, materyalist hepsi birbirlerini destekliyorlar. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize destek olmaz, birlik hareket etmezseniz, mezheplere, cemaatlere, gruplara ayırırsanız, kaşı şöyle, gözü böyle, işte benim görüşüm şöyle, senin görüşün böyle, birbirinize uğraşırsanız, edişirseniz, internet sayfalarında, orada burada birbirinize olumsuz sözler söyleyerek düşmanca, dostluk dışı, kardeşlik dışı, çirkin tavırlar içinde bulunursanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur diyor Allah. Mahvolursunuz diyor. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler, cehd edenler ve hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Bak gerçek mümin, mümin demiyor Allah, gerçek mümin. Gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma, üstün bir rızık vardır diyor.